Efendim, yeni bir mekanda, yeni bir bölüm ile karşınızdayız. Ben burası öyle bir yer ki, cihana hükmeden koskoca Osmanlı padişahlarının dahi boyunlarını büküp, ellerini bağlayıp, gelip burada yalvararak niyaz ettikleri bir yerdeyiz. Burası öyle bir yer ki, Akşemseddin Hazretleri'nin tepenin dibinden nur görüyorum dediği, o nurun sahibinin olduğu yerdeyiz. Burası öyle bir yer ki burada yatan zat Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam 7 ay boyunca ev sahipliği yapmış ve Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifinde bahsedilen o övgüye mazhar olabilmek için 80 yaşında buralara kadar gelip burada vefat etmiş, şehit olmuş bir kimsenin huzurundayız efendim. Efendim arkamdaki görüntüden de anladığınız gibi Eyüp Sultan Camii'nin önündeyiz. Eyüp semtinde Eyüp Sultan Camii'nin önündeyiz. İnşallah Eyüp Sultan Hazretleri ile ilgili bilgi verip onunla ilgili menkıbeler anlatmaya buradan devam edeceğiz inşallah. Efendim herkesin malum olduğu gibi Eyüp Sultan Hazretleri'nin buraya defnedilmesi, buraya kadar gelip burada şehit olup buraya defnedilmesi ve daha sonradan mezarının yani kabrinin bulunup ihya edilmesi neticesinde bu bölgeye de ismini Eyüp Sultan Hazretleri vermiştir. Halid bin Eba Eyyub el Ensari'dir ismi. Oradaki Eyüp isminden dolayı buraya da Eyüp ilçesi denmiş ve bu civar olduğu gibi o mübarek zatın isminden esinlenerek bu şekilde gelişmiş, bu şekilde ismi Eyüp olmuş ve Eyüp Sultan olarak anılmaya da devam etmektedir. Başta da bölümün başında da söylemiştik. Burası Fatih Sultan Mehmet Han'dan itibaren padişahların gelip kılıç kuşandıkları, adeta müsaade istedikleri, izin istedikleri, icazet aldıkları bir yer haline geldi. O gün Osmanlı padişahları gelir burada elleri önüne bağlı, başları önünde Eyüp Sultan Hazretleri'nin huzurunda dua ederler, tövbe istiğfar ederler, müsaade alarak kılıcı burada kuşanırlardı. Burada kılıç kuşanılmadığı zaman padişahın resmi manada tasdik edilmiş olmazdı. İşte bu sebeple burası Osmanlı için çok mühim yerdi. Sadece padişahlar için mi? Hayır efendim. Eyüp Sultan Hazretleri'nin burada olmasından dolayı çok mühim bir yere sahipti. Hatta bu sebeple Osmanlı erkanından birçok kişi, işte Şeyhülislamlar, paşalar, Yeniçeri ağaları, birçok kimse Eyüp Sultan Hazretleri'nin civarına defnedilmek için adeta yarışırlardı. İşte bu sebeple gelenleriniz bilir, gelmeyenler de mutlaka ekranlarda görmüştür. Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu ve caminin şu anda avlusunun bulunduğu etraf tamamen mezarlıklar, türbelerle doludur. İşte bütün sebebi budur. Yani Osmanlı devrinde o kadar ehemmiyet verilmiş ki buraya insanlar defne olmak için yarışmışlar. Bunun bir sebebi daha var efendim. Daha önceki bölümlerde anlatmıştık işte İstanbul'un Eshab-ı Kiram'dan sonra ve Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinden sonra üç büyük evliyası vardır. Ama İstanbul'un manevi sultanı, manevi manada mihmandarı, sancaktarı Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleridir diye söylemiştik. İşte bu noktada da ondan bahsedeceğiz. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü, bir hadisi şerife üzerine bu noktaya gelinmiştir. Niye diyeceksiniz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, eshabımdan bir kişi bir yerde defnolursa, ahirette onun sancağı, onun defnolduğu yerdeki, beldedeki insanlar Müslüman olarak ruhunu teslim ederlerse, o eshabımın sancağı altında toplanacaklar. Ahirette kıyamet günü o sancak altında haşrolunacaktır diye bir müjdesi var. İşte bütün İstanbul halkı, padişahlar, herkes Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu müjdesine mazhar olmak için yarışmışlardır. O yüzden burası çok mühimdir. O yüzden buraya çok büyük ehemmiyet vermişlerdir. Malumunuz olduğu gibi Eyüp Sultan Hazretleri 80 yaşındayken, yaşlı haline rağmen işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o müjdesine mazhar olabilmek için İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir
sözüne, bu mazhar olabilmek için bu müjdeye 80 yaşına rağmen kalkıp Yezid ile beraber İstanbul kuşatmasına katıldı. Buraya geldiğinde amansız bir hastalığa yakalandı. Daha doğrusu bir salgın hastalığı vardı. O da o salgına yakalandı. Vefat edeceğini anlayınca Yezid'i yanına çağırttırdı. Kendi komutan Yezid geldi. Ey büyük insan, ey Ebu Ensari, ne bir emrin mi var, beni yanına çağırttırmışsın deyince, benim ömrüm burada tamam oldu gibi. Ben vefat edeceğimi zannediyorum. Size bir vasiyetim var, bir ricam var diye söyler. Söyle ya Ebu Eyyub el-Ensari der. Beni gidebildiğiniz, yani ordunun gidebildiği en uç noktaya kadar götürün, oraya defnedin. Benden sonraki gelen İslam orduları bilsinler ki burası uç noktası, onu geçmeye ve neticede İstanbul'u fethetmeye çalışsınlar, bunun için uğraşsınlar der. Peki ya Ebu Eyyub derler. Neticede rahmeti rahmana kavuşur, vefat eder ve şu anki bulunduğu yere, işte orada İslam ordularının geldikleri en uç noktaya, defnedebildikleri en uç noktaya Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerini defnederler. Tabi efendim, Eshab-ı Kiram'ın büyüklerinden kendisi aynı zamanda. Biraz önce söyledik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 7 ay ev sahipliği yaptı. Aynı zamanda 7 ay boyunca vahiy katipliği yaptı. Anne tarafından ve kısmen baba tarafından Peygamber Efendimiz'e akrabalar. O yüzden çok büyük bir Eshab-ı Kiram. Tabi böyle olunca cenaze merasimi de biraz böyle tantanalı, şatafatlı oluyor. Tabi bu arada bu Müslümanların bu halini takip eden Bizans İmparatoru da merak ediyor, ne oluyor diye. Adamlarını gönderiyor ve öğrenmeye çalışıyor. Diyorlar ki ya biz burada çok kıymetli bir askerimiz, çok kıymetli bir insanımız var, vefat etti. Onu buraya defneteceğiz diyorlar. İmparator da diyor ki ya madem bu kadar kıymetli, ben siz gittikten sonra oraya yıkarım, dağıtırım. Sağ bırakmam orayı, yani düzgün bırakmam ki diyor, niye buraya defnediyorsunuz? O zaman Yezid de diyor ki eğer sen öyle bir şey yaparsan ve böyle bir şey yaptığını duyarsam Şam'da, Bağdat'ta, yani bize yakın ve bizim kontrolümüz altında ne kadar Hristiyan varsa biz de hepsine senin yaptığın aynı muameleyi yaparız der. Bizans İmparatoru bunun üzerine korkar ve oraya özel bir ehemmiyet ayırır. Yani şu an bulunduğumuz yere, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin kabrinin olduğu yere özel ehemmiyet gösterir. Etrafını çevittirir, koruma altında tutar. Öyle bir noktaya gelir ki Hristiyanlar bile, yani Bizans'da yaşayan Hristiyanlar bile buraya gelip burada adakta bulunurlar, isteklerde bulunurlar, dua etmeye başlarlar. Ve neticede bir müddet sonra burası bir Hristiyan azizin yeri gibi bir üne kavuşur. Fakat Latin istilası esnasında burası da yakıp yıkılır ve zamanla türbe tamamen kaybolur gider. Ne zamana kadar? İşte Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettikten sonra Akşemseddin Hazretlerinden rica edip Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin kabrini bulmasını isteyene kadar. O günden sonra da burası bu şekilde ihya olur. Evet efendim, işte bizler inşallah son nefeste imanımızı muhafaza edebilirsek, Allah-u Teala iman selameti ihsan etsin cümlemize, sizlere, bizlere. İnşallah Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin sancağı altında kıyamet meydana gideceğiz ve inşallah onun sancağı altında hep beraber cennete gitmek de nasip olur. Allah-u Teala iman selameti versin efendim. Efendim şu anda Eyüp Sultan Camii'nin avlusundayız. Gördüğünüz gibi sağ tarafımızda Eyüp Sultan Hazretlerinin mübarek kabir şerifleri bulunmakta. Buradan size inşallah bu Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin bulunuş hikayesini, yani bulunuşuyla ilgili hatırayı anlatacağız inşallah. Fatih Sultan Mehmet Han devrinde ve Akşemseddin Hazretleri ile birlikte vuku bulan o hatırayı anlatacağız inşallah. Efendim, birçoğumuz gelmiştir, görmüştür. Burada Eyüp Sultan Hazretleri'nin huzurunda dua etme şerefine nail olmuştur. Birçoğumuz burayı biliyoruz. İşte Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin Akşemseddin Hazretleri'nden rica ederek bulunduğunu, işte onun Akşemseddin Hazretleri'nin kerameti olarak bu türbenin ortaya çıktığını ve daha sonra ihya edildiğini birçoğumuz biliyoruz. Fakat yine kısaca burada bir hikayesini, hatırasını anlatıp bu bölümü noktalayacağız inşallah efendim. Efendim,
Malum İstanbul fethedildikten sonra Fatih Sultan Mehmet Han sadece Ebu Ayyub El Ensari Hazretleri değil, surların etrafında bulunan birçok eshab-ı kiramın bulunması için kesif bir çalışma başlatır. Yani alimler, evliyalar işte adamlarıyla sürekli teftiş yapılır ve birçoğunu da ortaya çıkartırlar. Fakat Fatih Sultan Mehmet Han'ın aklı Ebu Ayyub El Ensari Hazretlerindedir. Bir türlü aramalara rağmen bulunamaz. Niye efendim? Çünkü geçen zaman içerisinde şu anki bulunduğumuz yer, tabii türbe tamamen kaybolmuş ve aynı zamanda ormanlık bir alana dönüşmüş. Ya mümkün değil gelip buradan bulup mezarının tespit edilmesi. Aklına Akşemseddin Hazretleri geliyor. Bulsa diyor, bunu benim hocam bulur. Efendim tabii daha henüz İstanbul fethedilmiş ama 3-4 gün olmuş. Daha İstanbul'da herhangi bir yere yerleşilmemiş. Padişah Maltepe civarındaki otağında kalıyor. Kendi çadırı orada. Akşemseddin Hazretleri'nin çadırı da onun yanında. İşte bir gün gidiyor, hocasına müsaade istiyor, içeri giriyor. Hocam diyor, daha önce sizde bahsetmiştiniz. İşte diğer kitaplarda okuduk, hocalarım anlattılar. Eshab-ı kiramın büyüklerinden, Peygamber Efendimiz'i evinde 7 ay misafir eden ve 7 ay vahiy katipliği yapan o mübarek insan Ebu Ayyub El Ensari Hazretlerinin bu surlara yakın bir yerde defnolunduğunu, burada şehit olup buraya defnedildiğini okumuştum, duymuştum, anlatmıştınız. Acaba onun kabrini bulup ihya etmemiz mümkün olur mu? Bu konuda yardımcı olabilir misiniz diye kendisinden destek talep eder. Akşemseddin Hazretleri Fatih Sultan Mehmet Han'a şöyle cevap verir. Sultanım, çok güzel bir istek, çok hoş olur. Uzun zamandır şu karşıki tepenin eteklerinden bir nur yayıldığını görüyorum. Allahu alem Ebu Ayyub El Ensari Hazretleri'nin, o mübarek insanın, o büyük sahabinin kabri de oradadır. Buyurun gidelim, bakalım, tespit etmeye çalışalım der. Tabii Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin sevincine diyecek yok. Hemen toparlanırlar, eşraf toplanır, askerler de alırlar. Büyük bir kalabalıkla bu bölgeye gelirler. Akşemseddin Hazretleri buraya yakın bir yerde, yani belki mezarın hemen üstünde, belki yakında bir yerde murakabeye dalar. Yani benim düşünceye dalar. Günümüze bu şekilde çevirebiliriz. Yani aslında onun ruhundan istifade etmeye, onun ruhuyla irtibat kurmaya çalışır. Yani günümüz Türkçesini bu şekilde çevirebiliriz. Bir müddet murakabeden sonra hemen secdeye yatar ve şükür secdesine yattığı bellidir. Fatih Sultan Mehmet Han da sevinir. Şükür secdesine yattığına göre demek ki yerini tespit etti diye. Ve Akşemseddin Hazretleri ayağa kalkar, sevinçli bir şekilde müjde ey sultanım. Murakabe esnasında Eyüp Sultan Hazretleri kendisi bizimle temasa geçti. Ruhu temasa geçti ve kabrinin burada olduğunu ve bulunması konusunda size müsaade verildiğini, çıkartılması için size müsaade verildiğini ve buranın da ihya edilmesi için size müsaade verildiği söylendi. Yeri işaretleyelim ve yarın da gelir, mezarı kazar, sonra üstüne de türbe inşa ettiririz der. Neyse efendim, hemen iki tane çınar fidesi getirirler. İşte bir tanesi de şu anda arkamda gördüğünüz o büyük çınar olduğu rivayet edilir. O çınarlardan bir tanesini bir yere diker, bir tanesini de bir yere diker. Bunlar baş ve ayak uçlarıdır Ebu Ayyub El Ensari Hazretlerinin der. Neyse efendim, herkes çekilir. Yani daha doğrusu Akşemseddin Hazretleri yanındaki talebeleriyle beraber oradan uzaklaşırlar. Fatih Sultan Mehmet Han oradaki çavuşlardan bir tanesine emir verir. Der ki o fidanları toprağıyla beraber alın, biraz öteye koyun. Yani o anki bulduğu yerde durmasın. Alın onu, başka bir yere götürün. Yarın Akşemseddin Hazretleri geldiği zaman bir daha yerini bulması için kendisinden rica ederiz. Bakalım ne olacak diye duruma göre karar veririz. Tabii efendim Fatih Sultan Mehmet Han burada Akşemseddin Hazretleri'ni imtihan etmek için yapmıyor bunu. Akşemseddin Hazretleri'nin ne kadar büyük bir zat olduğunu oradaki eşraf, etraftaki insanlar, askerler, paşalar görsün diye yapıyor bunu. Yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın zaten hocasına karşı tamamen tabi ve kesinlikle ondan şüphesi yok. Neyse efendim, ertesi gün oluyor ve geliyorlar. Akşemseddin Hazretleri ilk
Çınarları diktiği yere geliyor. Bakıyor bir şey yok. Biraz ötede çınarlar. Diyor ki bu çınarların yeri değişmiş. Ben dün burayı işaret etmiştim. Lütfen o çınarları alın, tekrar yerine dikin diyorlar. Ve oradaki paşalar, eşraf, askerler Akşemseddin Hazretleri'nin ne kadar büyük bir veli olduğunu ve keramet sahibi olduğunu orada bir kere daha görüyorlar ve şahit oluyorlar ve böyle bir kimsenin duasını aldıkları, alabildikleri için de şükrediyorlar. Hemen çınarlar alınıyor, normal eski yerine dikiliyor ve Akşemseddin Hazretleri buyurun sultanım ilk kazmayı siz vurun diyor ve kazmaya başlıyorlar. Neticede iki arşın yani işte iki metreye yakın bir şekilde kazıldığı zaman toprak orada böyle bir mermer taşı çıkıyor. Ve mermer üzerinde burası Halid bin Eba Eyyubel Ensari'nin kabridir yazılı bir taş. Böyle bir üzerinde bir yazı var. Bunu görünce tabii herkes kelime-i tevhid getiriyor, şükrediyor ve dua ediyor. Taşı da kaldırırlar ve altından Eba Eyyubel Ensari Hazretlerinin bozulmamış, daha sanki yeni defnedilmiş gibi mübarek bedenini de böyle sarılmış vaziyette bulurlar. Tabii fazla rahatsız etmek istemezler ve hemen üzerine taşı yerine koyarak toprakla kapatırlar ve buraya bir türbe inşa etmeye başlarlar. İşte bu sağ tarafımızda gördüğümüz mezarlık yani türbe, Eba Eyyubel Ensari türbesi o zaman tespit edildi, o zaman bulundu ve ondan sonra burası ihya edildi. Bu arkamda görmüş olduğunuz çınarın da o zaman dikilen çınarlardan bir tanesi olduğu rivayet edilir. Tabii efendim zamanla işte depremdi, işte geçen zamanla tabii yıpranma oluyor ve bir dönemde 2. Selim Han döneminde burası yıkılıyor. Depremde çok büyük zarar görüyor. Yeniden tamir edilemeyecek bir hale geliyor. 2. Selim Han buraları yıktırarak tekrar yeniden yaptırıyor. Yani şu anki hali aslında Fatih Sultan Mehmet Han zamanından kalan değil, 2. Selim Han zamanından kalan. Ama hiçbir zaman Osmanlı devrinde burası itibarını kaybetmiyor. Aksine gittikçe itibar kazanıyor. Bütün paşalar, eşraf, çavuşlar, askerler Eba Eyyubel Ensari Hazretlerinin etrafına defnedilmek için adeta yarışıyorlar. Efendim, Eba Eyyubel Ensari Hazretlerinin türbesinin bulunmuş menkıbesi de hatırası da bu şekilde. Allah-u Teala ne kadar şükretsek az, Fatih Sultan Mehmet Han'a, Akşemseddin Hazretleri'ne ne kadar dua etsek azdır. Çünkü böyle bir zatın kabrini bularak bizim onun huzurunda dua etme şerefini bize sağlamış oldular. Allah-u Teala kıymetini bilmemizi nasip eylesin. İnşallah ahirette de, kıyamette de, ahirette de onun sancağı altında toplanıp ve onun sancağı altında cennet ile şereflenmemizi nasip eylesin. Eba Eyyubel Ensari Hazretlerinin türbesinin de bulunduğu Eba Eyyubel Ensari Camii'nin avlusunda onunla ilgili menkıbeler, hatıralar anlatmaya devam ediyoruz. Efendim, Hazreti Halid bin Eba Eyyubel Ensari, tam ismi bu şekilde. Eyüp Sultan Hazretleri Medine'nin önde gelen kabilelerinden, Hazreç kabilesinden ve Neccaroğullarından. Efendim, Eba Eyyubel Ensari Hazretleri hicretten önce hanımı Ümmü Eyüp ile birlikte Akabe biatında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elini tutarak, o mübarek eli öperek Müslüman olmakla şereflenmiş kişilerden bir tanesidir. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem anne tarafından hem de baba tarafından akrabalıkları bulunmaktadır. Ancak anne tarafından çok yakın akrabadırlar. Malumunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kureyşlilerin yapmış olduğu eziyet, çile ve sıkıntılar neticesinde eshabı ile birlikte Allah-u Teala'nın emri ile Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Bütün eshab-ı kiram geldikten sonra malum Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebubekir Efendimiz ile birlikte Fusva isimli deve ile Medine'ye hicret ettiler. Birçok kaynaklarda, kitapta, hani filmlerde çok gördük ama tekrardan bahsetmekte fayda var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ebubekir Efendimiz ile birlikte Medine'ye girişini biliyoruz. Çok büyük coşku, sevinç ve heyecan ile. Çünkü alemlerin hürmetine yaratıldığı o yüce insan, büyük insan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam artık Medine şehrine yerleşiyor. Orası artık onun
ebedi istirahatgahı olacaktır aynı zamanda. Şimdi efendim, tabi Medine halkı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı misafir edebilmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Bundan daha büyük bir şeref olabilir mi? Düşünün, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ev sahipliği yapılacak. Tabi herkes birbiriyle yarışıyor. Herkes, ya Resulallah ne olur bizim evimize şereflendirin, ya Resulallah ne olur bu şerefi bize bahşedin diye herkes Peygamber Efendimiz'e yalvarıyorlar ve gözünün içine bakıyorlar. Bir işaret bekliyorlar. Bu sırada efendim Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri de, ben fakirim, garibanım, evim ufaktır, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benim evime gelmez deyip üzüntü ile bir kenarda durmaktadır efendim. Efendim işte onun o üzgünlüğü, o sıkıntısı Allah-u Teala'ya malum oldu ki demek ki Allah-u Teala onun hürmetine Peygamber Efendimiz'e emir veriyor. İşte bunun üzerine de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, devemin yularını bırakınız, o nerede durursa ben orada kalacağım diye emir buyurur. Netice efendim halk Kusva'nın yularını bırakırlar ve Kusva yürümeye başlar. Efendim ilk önce iki tane gence ait olan boş bir arsada durur. Bir müddet orada durduktan sonra, tabii herkes kendi bakınıyor etrafa ne olacak şimdi diye, bir müddet sonra kalkar. Döter dolaşmaya başlar. Dolaşır. Ben fakirim, benim evime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmez diyen Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin evinin önünde durur. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam deveden inerler ve derler ki, ilk durduğu yere, o boş arazinin olduğu yere benim evi inşa edeceğiz. İşte malum şu anda Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın metfun bulunduğu o mübarek kabri şeriflerin olduğu yer orası. Yani kendi evleri aynı zamanda, Mescid-i Nebevi dediğimiz yer. Oraya, evi oraya yapacağız diye emir buyururlar. O ev yapılana kadar da Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin, Kusva orada durdu ya efendim, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin evinde kalacağız diye emir buyururlar. Tabi Eyüp Sultan Hazretleri, düğün, bayram, bu şeref çok büyük bir şeref. Ev halkı, hane halkı, kendisi müthiş bir sevinç içerisindeler. Hemen eve buyur ederler. Bu arada efendim ev iki katlı. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a icadı bunlar. Ya Resulallah siz buyurun üst kata çıkın. Üst katta kalın. Biz alt katta kalırız buyurun diye söylüyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hayır ya Ebu Eyyub, biz alt katta kalırız, siz üst katta kalın diye emir verirler. Eyüp Sultan Hazretleri'nin içi sinmez bunu ama tabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam emridir. Onun emriyle üstüne, sözün üstüne söz söylenmez. Peki efendim derler, çıkarlar. Bu şekilde orada 7 ay boyunca kalırlar. Yalnız efendim hani orada şöyle ufak bir şey var, onu da belirtmekte fayda var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alt katta yatıyor ya, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri üst katta. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a denk geliriz de saygısızlık olur diye duvarlara, köşelere siniyorlar. Ev halkı tamamen kenarlarda kalıyorlar. Hani ortada yatmıyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile aynı hizaya geliriz de edepsizlik yapmış oluruz diye. Korkularından, saygısızlık yapma korkusu sebebiyle kenarlara kaçıyorlar, kenarlarda yatıyorlar. Efendim bu halde devam ederken bir gün su içmek için kullandıkları sürahi yanlışlıkla devriliyor. Ve Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin aklı başından gidiyor. Hani ola ki o su aşağı kata sızar da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine damlar, onu rahatsız eder, üzülür, kırılır korkusuyla hemen ne bulduysa elinde bez, kıyafeti, elbiseler hemen hepsini koyup orada o dökülen şeyi kurutup hemen sürahiyi kaldırırlar. Böyle bir tedirginlikle, böyle bir hassasiyetle duruyorlar efendim, kalıyorlar. Neticede bir müddet sonra artık Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri dayanamaz. Der ki, ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Yalnız ne olur bizi kırmayınız. Ne olur üst kata çıkınız. Biz rahat edemiyoruz. Siz alttayken, biz üstteyken rahat edemiyoruz. Sizin üstünüzde yatamıyoruz. Ne olur ya Resulallah bizi kırmayınız. Lütfen yukarı kata teşrif ediniz. Orada kalınız. Biz aşağı katta çok daha rahat edeceğiz diye söylerler. Tabi bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani o
adeta yalvarır derecedeki sözü üzerine peki ya Ebu Eyyub biz üst kata çıkalım o zaman derler ve üst kata çıkarlar ve o yapılan yeni yere taşınana kadar üst katta ikamet ederler. Tabi bu esnada efendim orada 7 ay kalırlar, daha önce de söyledik. Bu esnada 7 ay boyunca da Peygamber Efendimizin aynı zamanda vahiy katipliğini de yaparlar. Yani Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a göndermiş olduğu ayetleri ezberleyip oradaki diğer eshab-ı kirama anlatan kişi olur. Vahiy katibi diyoruz biz. 7 ay boyunca da vahiy katipliği yapar. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı evlerinde misafir edişinin menkıbesi, hatırası da bu şekilde. İşte biz bu yüzden mihmandarı Resulullah diyoruz Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerine. Efendim burada hemen kısa bir bilgi daha verip bu bölümü burada noktalayalım inşallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki eshabımdan birisi herhangi bir beldede vefat eder ve beldeye gömülürse yarın kıyamet günü o belde sakinlerin önderi, sancakları ve rehberi olur. Yani kıyamette onun sancağı altında bekleyeceğiz ve Allah-u Teala'nın izniyle inşallah o sancağı altında onunla birlikte cennete gideceğiz. O yüzden Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri bu bölgenin manevi sultanıdır, manevi rehberidir. Biz kıyamette tekrar dirildiği zaman onun sancağı altında toplanacağız. Allah-u Teala imanla gitmemizi nasip eylesin ve Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin sancağı altında toplanmamızı nasip eylesin efendim. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri ile ilgili hatıraları, menkıbeleri anlatmaya devam ediyoruz. Eyüp Sultan Hazretleri Ensar'ın en büyüklerinden, ileri gelenlerinden. Aynı zamanda kendisi oradaki kabilenin de ileri gelenlerinden. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Akabe biatında karşılaşıp bizzat onun elini tutup, onun elini öpüp Müslüman olduktan sonra sadece bununla da kalmayıp bütün kabilesini kendisi gibi imana davet edip ve hepsinin de Müslüman olmasına vesile oldu. Çok büyük bir zat efendim kendisi. Yüzyıllar geçti aradan. Hala Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri deyip binlerce insan huzuruna koşup burada dua ediyor. Derdi olan, sıkıntısı olan, evlenenler buraya geliyor, çocuğu olan buraya geliyor. Birçoğunun cenazesi bunu avlusu, Eyüp Sultan Hazretleri'nin avlusundan kaldırılıyor ve en son helallik yine Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin türbesinin önünde yapılıyor. Yani Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri İstanbul için aslında mali, manevi bir dayanak. İhtiyacı olan, sıkıntısı olan herkes buraya koşuyor ve Eyüp Sultan Hazretleri'nin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mihmandarı olan, sancaktarı olan Eyüp Sultan Hazretleri'nin ruhundan istifade etmeye geliyor. Malum daha önceki bölümlerde söyledik. Allah-u Teala'nın izniyle inşallah son nefeste Allah-u Teala iman ve şehadet nasip eylesin. Kıyamette Eyüp Sultan Hazretleri'nin sancağı altında haşrolunacağız ve inşallah o sancağın altında cenneti alaya gideceğiz inşallah. Allah-u Teala cümlemize son nefeste iman selameti nasip eylesin. Neyse efendim işte onunla ilgili bir hatıra anlatacağız burada. Bu aynı zamanda onun hani Peygamber Efendimizin hizmetlerinin peşinde ne kadar çok koştuğunu ve ona nasıl bağlı olduğunu anlatıyor. Ve aynı zamanda vefatına da kısaca bir değinmiş olacağız. Efendim Eyüp Sultan Hazretleri, Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri Peygamber Efendimiz malum evine misafir ettiği zaman tabi buyur ederler, önüne işte yiyecek içecek şey koyarlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam birkaç lokma bir şey yerler, istirahat ederler ve hemen Eyüp Sultan Hazretlerine ya Ebu Eyyub sende bize verilecek bir emanet var der. Tabi Eyüp Sultan Hazretleri bir an duraklar, ne olduğunu anlayamaz. Ne emaneti ya Resulallah, anam babam sana feda olsun der. Yüzyıllar ötesinden gelme, bana vermek üzere size verilmiş bir emanet var der. Gerçekten Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin babasından, ona da dedesinden ve dedelerinden nakletti edile edile, emanet verile verile ta Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerine kalan kadar gelen bir emanet vardır. Tüban bin
Tüyban Ebu Keris Esad isimli bir zat, Allah-u Teala'ya iman eden, Allah-u Teala'nın varlığına ve birliğine iman eden, daha önceki dine mensup olan bir kimse bir mektup bırakmıştır. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin atalarına bırakmıştır ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a teslim edilmesi için. Eyüp Sultan Hazretleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evlerine teşrif etmesinden dolayı o anlık heyecandan bunu unutmuştur. Yoksa kaç gündür o emaneti vermek için zaten sabırsızlıkla beklemektedir. Ancak o an heyecandan, o anın vermiş olduğu o heyecanlı halden dolayı unutur. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatırlatınca aklına gelir ve hemen koşar, sandığın içerisinden belki 4-5 kat kumaşa sarılmış o mektubu çıkartıp Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a teslim eder. Efendim mektupta ne diyor o zat? İşte şöyle söylüyor. Ben Hazreti Ahmet'in Allah tarafından gönderileceğine kesin olarak kanaat getirdim. Ömrüm olsa, ömrüne yetişseydi muhakkak ona yardımcı olurdum ve ona iman ederdim. Siz eğer ona erişirseniz mutlaka kendisine iman edin ve hizmetinden ayrılmayın. İşte efendim Peygamber Efendimiz'e yüzyıllar öncesinden gelen bir mektup. Hem ona istinaden hem de Peygamber Efendimiz'e iman ettiği için, Allah-u Teala'ya iman ettiği için, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onun peygamber olduğunu kabul ettikleri için, Müslüman oldukları için Peygamber Efendimiz'in hizmetinden de asla geri durmuyorlardı. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bütün harplere, bütün cihatlara iştirak etti. Hemen hemen hepsine katıldı. Tabi Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra ciğerleri dağlandı. Ama durmak yok dediler. İslamiyet'i yaymaya köşe bucak devam ettiler. Efendim malumunuz Eshab-ı Kiram Peygamber Efendimiz zamanında ve o vefat ettikten sonra neredeyse gidebildikleri en ücra noktaya kadar gittiler. Tek bir amaçları vardı, İslamiyet'i yayabilmek. Bunun için evladını, hanımını, oğlunu, kızını belki bir daha görmeyecekmişçesine geride bırakıp gittiler. Ve efendim zaten birçoğu da geri dönemedi. Ama Özbekistan, Buhara, Semerkant, yani gidebildikleri her yere kadar ulaştılar ve İslamiyet'in bugünlere, bizlere gelmesine ve bizim de Müslüman olmamıza vesile oldular. İşte efendim Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri de bunun için ömrü boyunca çırpındı, koşturdu, etti. Neticede efendim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Konstantiniyye bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Şerefine nail olabilmek için 80 yaşındayken Yezid ile beraber İstanbul'u kuşatmaya geldiler. Tabii efendim zaten yaşlıydı. Bir de burada salgın bir hastalığa kapıldı. Artık ömrünün son anlarını yaşıyordu. Bu haldeyken Yezid'i yanına çağırttırdı. Yani komutan kendisi. Zaten hasta olduğunu duyunca kendisi de koşarak geldi. Eshab-ı kiramın büyüklerinden, ensarın büyüklerinden. Ya Ebu Eyyub, nasılsın, iyi misin, rahatsızlanmışır, var mı bir yapabileceğimiz bir şey diye sorunca, ya Yezid, ben artık anlıyorum, ömrümün sonuna kadar geldim. Beni buraya defnedin ama de, defnedebildiğiniz en uç noktaya kadar defnedin ki ben bizden sonraki gelecek olan İslam askeri, Müslümanlar gidebilecek en son nokta olarak onu görsünler ve onun daha da ileriye gitmesini gidebilmek için uğraşsınlar. Neticede inşallah Konstantiniyye bize nasip olmadıysa da inşallah onlara nasip olur der. Ve kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim eder. Aynı vasiyetinde de buyurduğu gibi kendisini işte şu anda bulunduğumuz yere defnederler ve üstüne de bu kabir Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabridir diye bir taş yazıp üstüne toprak örterler. Tabii efendim Bizans İmparatoru askerleri vasıtasıyla buradaki bu deptebeden, şaşadan haberi olur. Çok müthiş bir cenaze merasimi düzenlenmiştir. Eshab-ı kiramdan olduğu için kendisi tabii herkes de kıymetini biliyor. Ne kadar mübarek bir insan olduğunu da biliyorlar. Dikkatlerini çeker ve gelirler. Derler ki askerlerinden bir tanesi, Bizans İmparatorumuz burada ne yaptığınızı merak ediyor. Onlar da anlatırlar durum böyle böyle diye. Sonra imparator haber gönderir. Der ki o madem bu kadar kıymet veriyorlar, çok kendilerince aziz bir kişi, onu oraya defnediyorlar ama
Onlar gittikten sonra biz orayı sağ bırakmayız. Yakarız, yıkarız. Oraya defnettikleri kişinin de bedenini, yani Ebu Ayyub el-Ensari'nin mübarek bedeninden bahsediyorlar, alıp bir yere atarız diyorlar. Tabii Yezid'in cevabı çok sert oluyor. Eğer siz böyle bir şey yaparsanız, bu yaptığınızı duyarsak, Şam'da, Bağdat'ta, Irak'ta ne kadar Hristiyan varsa aynı muamele biz de onlara yaparız diyorlar. Tabii bunun üzerine Bizans İmparatoru korkuyor ve bir şey yapmadığı gibi İslam askeri buradan ayrıldıktan sonra, tabii bir müddet sonra mecburen geri dönmek zorunda kalıyorlar İslam askeri, İslam ordusu. Buraya özel asker dikiyor, aman başına bir şey gelmesin, zarar gelmesin diye. Hatta üzerine bir ufak imaret falan da yapılıyor. Tabii gel zaman git zaman bir müddet sonra Hazreti Eyüp'ün, Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri'nin kabri Hristiyanların aziziymiş gibi öyle bir havaya bürünüyor. Hristiyanlar artık o hale geliyor burası. Buraya gelip onlar da dua etmeye başlıyorlar. Onlar da işte isteklerini söylemeye geliyorlar. Fakat efendim Latin istilası sebebiyle yakılıyor, yıkılıyor. Ve Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin kabri de kayboluyor. Ne zamana kadar? İşte Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin arzusuyla Akşemseddin Hazretleri'nin türbeyi bulmasına kadar. Bu sadece anlattığımız Eshab-ı Kiramlardan bir tanesi. Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri. 80 yaşına rağmen sırf Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine mazhar olabilmek için ta kalkıp buralara kadar geliyor ve burada ruhunu teslim ediyor. Düşünün, bütün Eshab-ı Kiram da böyleydi. İşte onlar vesilesiyle biz İslamiyet'e kavuştuk ve bugün eğer Müslümansak onların sayesinde Müslümanız. Evet efendim, bu hatıra ile de bu bölümümüzü burada noktaladık. İnşallah başka bölümlerde, başka hatıra ve menkıbelerle birlikte olmak üzere.